bildiğim bir şey var. Genel bir obezite durumumuz vardı. Bize geldiği zaman 10,5 kiloydu. Yaklaşık 4 aydır bizde. Şu an 5 kiloya indirebildik. Her ay ortalama 1 ya da 1,5 kilo düşecek şekilde ona göre bir diyet programı uyguluyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Bir 3 kilomuz daha var. Onu da attıktan sonra daha fit bir kedi olacak inşallah. Şu an tabii karaciğer değerlerimiz gayet güzel. Böbrek en azından artık taşlarımızla ilgili sorunlarımızı da çözdük. İdrar yapımında da bir zorluk yok. Bu arada egzersizler önemli. Bu alan tabii ki bunun egzersiz programı için uygun değil. O yüzden dönem dönem bizim fizik tedavi için kullandığımız alanlar var. Orada oyun parkurudur aslında. Gerekirse biz de girerek ya da yanına başka bir kedi koyarak, onunla oynamasını sağlayarak performansı artırıcı, enerji artırıcı mutlaka fiziksel aktiviteyi de yaptırmanız gerekiyor. Kedim her şeyi yiyor diye ara öğünleri çok fazla sık tutmamak lazım. İşte kaşar, atıyorum salam, sucuk, sosis gibi bunlar da yağ oranı yüksek olan gıdalardır. Bunlar sürekli verildiği zaman gördüğünüz gibi bu kedi gibi çok obez bir duruma gelebilir. O yüzden aynı insanlarda olduğu gibi düzgün gıdalarla, düzgün öğünlerde doğru beslemek önemli. Ondan sonra da karaciğer, böbrek ve kalp sorunlarıyla geliyor aynı insanlarda olduğu gibi. Düzgün bir program uyguladıktan sonra sorun yok. Ama kesinlikle ara öğünler kullanmamak gerekiyor. Her zaman kedi sahiplerinin yaptığı şu, kedinin önüne mamayı koyarlar. Gider gelir kedi yer derler. Günlük öğünü atıyorum mesela bir çay bardağı kadarsa. Bu 2 çay bardağına. Daha sonra işte ameliyat geçirdi. Hadi birazcık daha beslenelim derken bu 3 çay bardağına çıkar. Daha sonra bu 4'e çıkar. Derken bir bakarsınız kedim çok kilo aldı diye veteriner hekimlere gelirler.